Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk. Konferans hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlenimleriniz neler? Bu konferans beni çok heyecanlandırdı. Hem organizasyon açısından hem de içerik açısından çok dolu dolu olduğunu düşünüyorum. Ve burada öğrendiğim, şimdiye kadar bile bir sürü bir şey öğrendim. Bu bakımdan çok faydalı. Türkiye'de beyin göçünü engellemek ve eğitim kurumlarımızı dünya sıralamalarında yükseltmek için eğitim sürecinde ve sonrasında nasıl değişikliklere ihtiyaç var sizce? Bu konuda herhalde akşama kadar konuşabilirim ama birkaç noktaya değineyim. Bir, eğitim süreçlerimizde daha açık, gençlerimizi eğitimin bir parçası haline getirecek aktif öğrenme ve öğrenci odaklı eğitim alanlarına yönlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada projelerle öğrencileri daha çok eğitim sürecine dahil edebilirsek onların kendilerine faydalı şeyleri öğrenmelerini hızlandırırız ve kolaylaştırırız ve motive ederiz diye düşünüyorum. Beyin göçü konusunda da ülkemizdeki bu konferansta da değinilen genç nüfusun ciddi potansiyel liderlere ihtiyacı var. Ve bu beyin göçü nedeniyle yurt dışına çıkmış, yurt dışında çalışan değerli elemanlarımız yurda döndükleri takdirde inanılmaz bir potansiyelle karşılaşacaklar ve onları mobilize edecekler. Hem ülkemizdeki gelişen imkanlar ama hem de bu genç potansiyel bence beyin göçünü geri çevirmek konusunda önemli rol oynayabilir. Peki şu anda genç profesyonelleri ne önerirsiniz? Şu anda genç profesyonellere şunu öneririm, sabredin, yolunuzda devam edin, kararlılığınızı kaybetmeyin. Çünkü ülkemiz gerçekten yeniliklere ve gelişimlere çok açık bir ülke ve çabuk değişebilen bir ülke. Bunu daha önce de izledik, onun için kariyerlerinizi Türkiye'de devam ettirmenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim.